Yani Garsinya dünyada zayıflamak için en ideal ve hiç yan etkisi olmayan bir bitki, meyve daha doğrusu. Bu çok basit, çok kolay zayıflatır. Biz daha önce funda forte, kuşkonmaz forte, maydanoz forte diye birçok ürün ürettik. Bunlar da zayıflatıyor fakat Peki hangisi daha etkili zayıflatıyor? Garsinya'nın hiçbir yan etkisi yok. Yok. Zayıflatıyor. Bir de kişi zayıfladığı zaman geri kilo almıyor. Yani zayıflayanlarda genellikle yo-yo efekt derler. Tekrar kilo alır. Fazlasıyla 30 kilo verirse 35 kilo alır. Evet, bu Yani çok görülmekte. Ama şimdi siz diyorsunuz ki işte Garsinya, maydanoz, işte o bu diye sayıyorsunuz. Kişi bunlardan hangisini alacak? Yani sadece neye Garsinya, göre? sadece Garsinya. Ama şöyle bir durum var. Mesela midesinde problem varsa tedavi olması şart. Aksi takdirde mide yeterli ve kaliteli intrinsic faktör diye çok özel bir enzimsi madde salgılar. Bunun azalması demek, intrinsic faktör salgılayamasa gastrit, ülser, reflü, pangastrit vesaire nedeni. Bağırsaklar besinlerdeki vitamin, mineral, enzim absorbe edemez. Kişide vitamin, mineral, enzim yetersizliği başlar, bağışıklık sistemi çöker. Kansızlık başlar. O zaman şöyle mi anlıyoruz? Yani sistemde bir rahatsızlık var ise bu ürünü kullanmasın da önce tedavisini olsun sonra Yok mı yok, kullansın birlikte demek istiyorum. kullanabilir. Yani Beraber de midesinde kullanabilir. problem varsa tonik de kullanması gerekir. Yani lahana suyu. O zaman bu ürünlerden tedavi edici ürünle beraber zayıflatma ürününü de Tabii, kullanabilir. tabii, tabii, Okey, tabii, tabii. tamam. Bu Kullanabilir. konuda evet anlaşalım ki Evet. izleyicilerimize de doğru aktaralım. Evet, doğru. Evet. İkincisi, kişinin bağırsaklarında mantar varsa, mantarı yok etmedikçe zayıflasa da tekrar kilo alır. Neden? Çünkü mantarlar etan, metan, bütan gibi zehirli gazlar, etil alkol, metil alkol, butil alkol gibi zehirli alkoller üretir. Ve histamin, penisilin gibi hormonsu maddeler üretir. Bu toksik maddeler ne yapıyor? Bir, bağırsakları yakıyor. Ateş gibi bunlar. Bağırsak kendini korumak için yağ tabakası oluşturuyor. Sürekli. Yağlanıyor, yağlanıyor. Bağırsak yağlanırsa ne olur? Ne olur? İnce bağırsak normal olarak günde 3 ila 4 litre sindirim salgısı salgılar. Bu sindirim salgılarından biri de çok özel bir enzim. Evet. DAO, diamino oksidaz. Evet. Bu enzim karaciğerde, böbreklerde, akyuvalarda depolu bulunur. Bu enzimin azalması histaminin sürekli yükselmesi demek. Histamin yükseldi mi alerji, cilt hastalıkları.